Safiye, o yüzüğü parmağından çıkarmadığına göre Naci'nin hala seni sevdiğini biliyorsun. Ama belli ki ona olan güvenin sarsılmış. Belki de sevgisinden emin olamıyorsun. Ama emin olduğun bir zaman vardı, öyle değil mi? Vardı tabii. Hep gösterirdi bir şekilde. Şarkıyla, şiirle, mektupla. Gösterirdi hep sevgisini. Ama bak hala aynı şeyleri yapıyor. En son papatya getirmişti. Bana klarnet çalıyor demiştin. Gördüğüm kadarıyla Naci aynı Naci. Hala seni çok seviyor. Belki de bunu anlamak için bir şeyleri hatırlaman gerekiyordur. Nasıl yani? O mektupları tekrar okusan sadece eski Naci'yi değil, ona inanan Safiye'yi de hatırlarsın belki. Sevildiğine inanan ve bundan korkmayan Safiye'yi. Kızın Hasibe. Babaya yazmış. Açılmamış bile. Anne, sana bu kelimeyi bir kere bile korkmadan söyleyemedim. Çünkü hep bana ne var uğursuz diye cevap verdin. Şimdi ben de aynı şeyi yapıyorum kızıma. Annemden ne gördüysem onu yapıyorum. Sevmeyi değil, nefreti öğretiyorum. Ama o benim gibi değil. Direniyor biliyor musun? Birine aşık oldu. İnanma dedim, güvenme dedim, dinlemedi. Senden öğrendiğim ne varsa söyledim ona. Duymadı beni. Kalbi galip geldi. Bense yenik düştüm. Neden bu kadar zordu beni sevmek anne? Neyim yanlıştı bu kadar? Şimdi kimsenin bir sebebi yok artık beni sevmeye. Ama senin vardı bir zamanlar. Çünkü masumdum o zamanlar. Şimdi ise kir dolu iç. Allah'tan tek bir dileğim var. Kızım bana benzemesin. Kızım bize benzemesin anne.
Safiye. Bugün de seni görürüm diye pencerene geldim. Belki bir kez göz göze geliriz diye. Olmadı ama ben yarın yine geleceğim. Hep geleceğim. O perde bir gün açılacak. O güzel yüzünü göreceğim. Senden vazgeçmeyeceğim. Hikmet, sana duyduğum öfkenin sebebini beni sevmemen sanıyordum. Ama artık anladım. Seni sevmeme izin vermediğin için tüm bu hırçınlığım. Belki izin versen, o zaman sen de beni sevebilirsin. Belki o zaman bir şansımız olur. Bugün benim doğum günüm. Bu sefer unuttun diye sana kızmayacağım. Küsmeyeceğim. Onun yerine ben diyeceğim sana gel bu sefer kutlayalım. Gel bir kez ve ilk kez deneyelim. Birbirimizi sevmeyi, görmeyi deneyelim. Belki o zaman evliliğimiz sana da işkence olmaktan çıkar. Belki o zaman gerçek mutlu insanlar oluruz. Çocukları mutlu olan.